Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki derslerimizde ne yapmıştık? Almak, vermek, ödünç almak, vermek. Bir hızlı göz et geçelim, ne kalmış kafamızda? Agemas, vermek, moraimas, almak, oşiemas, öğretmek, narimas, öğrenmek, kaşimas, ödünç vermek, karimas, ödünç almak. Ve iyiliğini aldı. Sıfatlarımız vardı. Olumsuz şekilde yaptık. Kaç tane? Sıfat öğrendik, iyiliğini aldı. Onları detaylı ileride gireceğim. Yani şu an aslında direkt olumsuzunu yaptım. Fakat bunlar olumsuz gitmiş halde yazılma şekilleri de var. Ya da sadece gitmiş halde yazılma şekilleri de var. Mesela at Atsu kunai. Atsu direkt olumsuz yapmak için, yani pas yapmak için bunu katta diyeceğiz. Yani atsu katta. Yani sıcaktı. Ama şimdi biz bunu olumsuz yapmak istediğimizde atsu kuna buradan isin atıp katta koyacağız. Yani sıcak değil di olacak. Ona ileride detaylı bir şekilde gideceğiz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Nihonga wa omishiroi desu ka? Japonca de eğlenceli mi? Hay, omishiroi desu. Cevabımız bu. Kyoto wa kurei na. Neydi? Na koyduk burada. Na sıfatlarda. Machi desu. Şehirdir diyor. Güzel bir şehirdir diyor. Kore wa atarashii hon desu. Yani hiçbir şey koymayacağız buraya. Spot olduğu gibi yazıyoruz. Atarashi hon desu. Anato no he wa kurei desu ka? Senin odan temiz midir diyor. Temiz anlamında da kullanabiliyoruz bunu. Iie kurei kunai. Hop, kurei kunai değil. Neydi? Kurei ama nalı sıfatlı. Kurei ja arimasen olacak. Cevabı bu. Anato no kaban wa ookii desu ka? Yani büyük mü diyor senin çantan? Hayır diyor. Ookii kunai olacak. Yani şu iyi atacağız. Oki kunai cevabım bu olacak. Koko wa amari. Şimdi burada ise bir amari var. Amari ise olumsuzlarda oluyor. Amari benri jarimasen olacak. Bunu ileride göreceğiz. Burası diyor hani çok kullanışlı değil anlamında gibi bir şey oluyor bu. Anato no kasava. Doğru deska hangisidir diyor. İşte aradık diyor, odur diyor. Watto-san wa donna sensei desu ka? Donna, what kind demek, ne tür? What kind? Ne tür bir sensei'dir diyor. Öğretmendir diyor. Shinsetsu na sensei desu. Neydi na sıfatlarda na koyuyorduk. Shinsetsu neydi na zuki var. Shugota wa desu ka? Isogoshi desu. Shugota wa dou desu ka? İş nasıl? How? How is your job? Isogoshii, busy, meshkul. Yamada-san wa shinsetsu desu ka? Omoshiroi desu diyor. Şimdi burada iki tane sıfatı bağlama vardı. Orada işte kute kullanıyorduk. Yani bu nasıl bir şey? Omoshiro kute deyip yanına başka bir iyili sıfat koyabiliyorduk. Şimdi burada böyle bir şey olduğuna göre soş de diyeceğiz. Omoshiroi desu diyeceğiz. Eğlenceli diyeceğiz. Nihon no tabemono wa Japon yo yemei diyor. Takai desu ka? Ha, pahalı ama lezzetli diyor. Takai desu ka ama lezzetli. Çok yüksek diyor fiyatı ama lezzetli. Burada ise bağlarken amalı bağlamalardan birini de gördük burada. Burada ise jozu demek. Jozu nasıl yazılıyor derseniz böyle. Jozu yetenekli demek. Suki sevmek. Burada ise kirai var. Kirai. Ki, ra, i, i'si burada. Bu ise kira. Yani sevmemek. Hate anlamına geliyor. Don't like. Arimas var demek. Vakarimas anlamak. Şimdi ne diyormuş burada?
プータさんはコーヒーが好きです。が好きです。ビカルプ。が好きです。ビリクトコランジャーズ。はコーヒーが好きです。ディジェルゲラアイスのコージャス。Ne bu örneği ver. Çok üzülüyorum. Bunu o adam ayrı. Bir saniye. Heh. Bir bunu yaptık. Bu ne diyor? Kira diyeceğiz. Yani sevmiyor. Neyi sevmiyor ben anlamadım. Bunu pizza diyelim. Pizza ga kira diyeceğiz. Yani suki demasen ya da suki janaydı diyebiliriz. Kullanabiliriz. Yani onun yerine direkt kiraydı diyebiliriz. Kiray aslında bir şeyi sevmemek, nefret etmek anlamına geliyor. 2. Bu ne abi parası var cebinde. Ha bu ne diyebiliriz? Çok parası var diyebiliriz. Ya da para Okanega Arimas diyebiliriz. Parası var olsun hadi bunu Arimas diyelim. 3. Yetenekli. Burada spor yapıyorlar. Ne diyecektik? Jaws'u. Spotsu da Jaws'u destekleyeceğiz. Burada ise anlamıyor. Yani vakarimasen diyeceğiz. Kanjo vakarimasen diyeceğiz. Ana tavı da o der ki sen nasılsın diye. Watashi wa. Ha bir şey severim. Neyi severim ben? Yemek yemeyi severim. Tabemono. Kotsuki destekliyor. Yemeği severim. Neyi sevmem? Neyi sevmem? Sevmediğim şey illa vardır der. Gelmedi aklıma. Jaws'u arimasen. Ben neydi yetenekli değilim? Oo, ileride bayağı bir atraksiyona bağlı dedim. Kelime melime kopya çekeyim dedim de yapamadım. İleride bu bayağı arada bağlayacak dertler. Her neyse. Ga sıkıcı ayrıma sen. Yozucu ayrıma sen. Ne bileyim ben basketbol diye bir futbolda şey değilim. Futbol sokka diyebiliriz. Sokka da dersek maç anlamına da geliyor ama spotçu diyeyim ya. Spotçu de Jozu ha. Neyse bunu Jozu olarak dediğim var. Spotçu de Jozu de diyeceğiz. Ha Jozu arama sen diyeceğiz. Çok özür diliyorum. Beyinler gene yandı. Jozu arama sen diyeceğiz. Yani yetenekli değilim. Watashi wa toru koku bakarimasu. Ben Türkçe anlarım diyeceğim. Watashi wa ne diyeyim? Doitsu. Diyeceğiz. Atışma doyutsu. Bakarimasen. Watashi wa neyim var? Ne bileyim. Önümde ne duruyor? Sayfı olsun. Yeni kelime. Cüzdan. Watashi wa sayfı. Garimas. Neyim yok? Gene cüzdanım olmasın. Watashi wa sayfı. Garimasen. Deyip bunları da bitireceğiz. Bu büyük ihtimalle ga koyacağız herhalde. Ga wakarimasu ya da wakarimasen ya da hepsine gelecek yani. Özellikle böyle yaptıklarına göre. Demek ga'lı şekilde kullanacağız. Bu ne? Takusan arimas. Ha. Takusan çok demek sayılabilen şeylere geliyor. Amar ise olumsuza koyacağız. Arimasen. Wakarimasen. Arimasen Jozu des. Totemo çok diyeceğiz. Zenzen olumsuz yani hiç anlamıyorum diyeceğiz. Mesela dersek zenzen diyebiliriz buna. 4. Tsukushi biraz demek, az demek. Sayılabilen şeylere geliyordu herhalde bu. Sikoshi arimas desek. Hadi bu da bir olsa. Bunu da bir desek. Amari olumsuz yoku. Sık sık yaptığım bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha, karışık koyabiliyoruz. Şimdi burada 5 diyebiliriz belki. Totemo Jozu de çok yetenekliyim. Buraya ne diyebilirim? Amari diyebilirim. Yani çok az var ya da yok diyebiliriz mesela 2'ye.
koyabiliriz bunu. Yoku sık sık demek. Sık sık. Okken yani sıklıkta yaparsın bunu. İşte ne bileyim Japonca değil. Ne sıklıkla anlarsın gibi saçma cümle kurarsak bu da 3 desek buna. Burada ise ne dedik? 4 dedik. Hiç anlamıyorum. Amari wakarima sen deyip bunu da 4'e de atabiliriz. Çok yetenekli değilim dersek bunu da 6'yı da atabiliriz. Amari. Aynen buna da 4 yazmışız. Daitai. Daitai. Daitai ne demekmiş bakalım. Daitai. Hakkında mı? Ne bu hakkında var bir de yaklaşık olarak diye çevirmiş. Ben bir şey hakkında yetenekli değilim desek mesela bunu buraya da atabiliriz, buraya da atabiliriz mesela şu ikisini daytayı yani buraya 5 diyebiliriz. 6 da diyebiliriz. Bu da böyle bir değişikti. Anlamak yok. Arimas çok var. Az var sayılabilenleri dedik. Doğru takozanlı şeyi. Gibi gibi. Şimdi burada ise bir cümlemiz var. O da kara. Şuna bakalım. Sonraki videoda şunları devam edelim. Çünkü böyle bir anda hartlaşmaya gidecek. Bu dolayı anlamına geliyor. Bir şey olduğundan dolayı, bir şey bilmem neden dolayı onları göreceğiz. Mesela kire güzelliği, watashi wa tabako ga kirai. Kiraymış, kirayı sevmemek. Desu kara, suyumasen. Ben diyor, sigarayı diyor, sevmediğimden dolayı dandan diyorum ama sakın geçmiş şeyle niye gitmiş zaman değil demeyin. Sigara sevmediğimden dolayı suyumasen yani içmem. Hete varmış. Jikanga arimasen. Ha ne diyebiliriz? Jikanga arimasen. Kara diyebilir mesela kara. Zaman olmadığından dolayı otoku ninarimashita. Yani geç kaldım. Late oldum. Late. Kino yoji ga arimashita. Yoji ne? Yoji. O neymiş ya? Yoji ga arimas. Değil bakalım çevirecek mi? Ha, yolcu şeymiş. Yani yolcu yazınca tut pik çıktı yani orada kürdan. Dün diyor kürdan diyor arimas. Neydi cansızlarda kürdanım yoktu. Kara diyeceğiz. Ayrım ha vardı vardı dün kürdanım vardı o yüzden çok değişik ya ya da dün kürdanım vardı ondan dolayı ne bileyim dişimi temizledim diyebilirsiniz ya da elime battı diyebilirsiniz ya da ne bileyim kürdanla bir yeri delmiş olabilir kesmiş olabilir heta heta neydi heta niye tanıdık geldi bana bu. Heta neymiş? Yeteneksiz. Heh. Neydi? Jozu vardı. Jozu yetenekli. Heta ise yeteneksiz. Watashi wa sports ga. Heta desu kara. Ben spor yeteneksiz olduğumdan dolayı shimasen. Yani yapmam diyebiliriz. Böyle bir cümle kurabiliriz.
Bu da dersimiz de burada bitsin. Bir sonraki ders görüşmek üzere.